hastamızla da birlikteyiz. Semiha Hanım sağ olsunlar bizim isteğimizi kırmadı. Kendi rızasıyla burada kendi duygu düşüncelerini bizimle paylaşacak. 8 yıllık bir evlilik vardı. Kendileri bize Hatay'dan geldiler. Öncelikle bu 8 yıl herhalde çok kolay geçmedi. Aynen. Neler yaşadınız Semiha Hanım? Kabus gibiydi resmenin. Çok kötüydü yani. Hani cinsel ilişki evlilikte gerçekten önemli bir şey taşıyormuş. Ben bunu burada tedaviyi başarılı gördüğüm gün anladım. Ama bu iki gün öncesinden önceye gidersek berbattı. Evet. Yani aslında bu 8 yıl çok sıkıntılı bir süreç. Biraz takım evliliklerde de sıkıntılar oluşturabiliyor. Daha önce gerçi siz bayağı bir tedavi arayışlarına girdiniz. Evet, girdik ama her gittiğimiz yerde hani sürekli hayal kırıklığı. Maddi imkan gidiyor ama sonucunda başarı elde edemiyoruz. Sürekli hayal kırıklığı. Başka ne tür tedaviler uygulandı? Adana'ya gittiniz. Adana'ya gittik. İki defa botoks uygulandı. Pahalı bir tedavi. Ama hiçbir şekilde hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Beyinde bitmiyor. Evet. Beyinde bitmiyor. Keşke beynimize botoks uygulayabilseydik ama mümkün değil. Botoks kas gevşetici ampul, felç yapılıyor. Size uyutularak mı yapıldı bu işlem? Bana 20 dakikalık bir uyuma sürecinde uygulandı. Küçük dozda bir narkozla. Ama hiçbir şekilde kimseye tavsiye etmiyorum. Yine ilişkide aynı sıkıntıları yaşadınız. Bilemiyorsunuz zaten. Uyuşma da olmuyor. Ben hissetmedim, uyuşmadım. Yani gene bir hayal kırıklığı. Ama bundan 2 ay önce tesadüf sizin vajinismus sayfasına girdim. Hani Hatay'a en yakın yerde. Direkt Ankara çıktı. 8 saatlik bir yol mesafesi. Tek tek isimler çıktı. Direkt sizin isminizi gördüm zaten. Girdim. İşte Facebook sayfası falan da vardı. Oralara da girdim. Yorumlara baktım. Facebook grubunuzu ne kadardır takip ediyorsunuz? O 2 ay, işte 2 aydan beri. Aynen. Daha sonra bu tarafı aradım. Kurtuluş Hanım çıktı telefona. Burada tanıştım onunla da. Size yönlendirdi. Sağ olun, siz de hiç hani görmediğim bir hasta deyip geriye çevirmediniz. Yani evet. Yüzünüzü bilmiyordum ama sürekli sizle konuşuyordum. Tabii bir sürü hastanız olduğu için farkında değilsiniz. Siz de beni ikna ettiniz. Birkaç hastanın numarasını vererek onlarla görüştüm. Onlar bana güvenlerdi. Hatay'dan çok hastamız geliyor bu arada. Evet, bizim taraftan. Evet, yani Hatay, Antakya ve Konya, Eskişehir, evet, Mersin, İstanbul'dan çok hastamız geliyor. Yani burada da zaten gözle görülür bir şekilde hasta yoğunluğu var. Gördüm. Uzak yerlerden geliyorlar. Bugün birkaç tanesiyle de tanıştınız. Tanıştınız. Evet, tanıştınız. Ne güzel. Yurt dışından, Amerika'dan gelen hastamızı gördünüz. Evet. İlginç bir olay. Tabii kolay bir süreç değil. Tabii bu süreçte eşiniz de mutlaka size destek olmuş diye destek düşünüyorum. Aynen, destek için zaten. Destek olması olmuyor. Yani kolay geçmiyor. Biraz daha sizin, ben bunu 3 gün içinde yendim ama sizin ilk günkü bana dediğiniz güven, sadakat, azim. Evet, bunlar da aklımdan çıkmadı. Evet, kesinlikle. Teslimiyet şart. Aynen. Tedavide. Peki buraya 1 Haziran Pazartesi 2015 tarihinde geldiniz. Evet. İlişkiye ne zaman girdiniz? İkinci günü. 2 Haziran evet, Salı. Evet. Yani 24 saat içinde bu iş halloldu. Beklemediğim bir şeydi. Yani bütün çalışanlardan Allah razı olsun gerçekten. Hepsi dört dörtlük ilgilendi. Peki ne oldu bu mucize tedavi nasıl? Ben hiçbir yani şey anlamadım. Zaten sizin odanıza girdikten sonra birden böyle beyin sanki yıkanıyor gibi oldu sizle konuştuktan sonra. Yani daha rahatlama hissettiniz. Evet, rahatlama o hissetti. Daha sonra Zafer Hanım'ın doğrultusunda ki tedavi süreci de çok zor çok geçmedi. Etkili. Bana çok zor geçmedi. Acı, ağrı hissettiniz mi? Kesinlikle. 10 üzerinden kaçtır mesela acı hissi? 0 en hafif, 10 en yüksek dese kaçtır yani? 0'dır. 0 yani 10 üzerinde. Evet, 0'dır. Yani ben tekrardan dünyaya yeni gelmiş gibi 3 gün. Üç gün içinde. Zaten bugün çok bir şey olmadı. İki gün diyelim biz. Ben kendimi 2 günde yendim. Aslında 24 saatte yani pazartesi evet, sabahını halletmiş oluyorsunuz. Evet.
olay beyinde bitiyor aslında. Bizim tabii egzersizlerimiz hani genital alanla ilgili ama asıl beyindeki bu düşünceyi, olumsuz düşünceyi kırmadan bunu çözümlemek evet. mümkün değil. Peki bu sorunu yaşayan bir sürü hasta var. Tabii herkes sizin kadar da şanslı olmuyor. Maalesef evlilikler işte aldatmaya, boşanmaya evet. kadar gidebiliyor. Ya bu sorunu yaşayan hastalarınıza neler önerirsiniz? Vajinismus hastalarınıza önerileriniz neler olur? Önerim neler olur? Bence hani maddi imkan sıkıntısı da yoksa eğer direkt burayı tavsiye edebilirim. Yani gözü kapalı güvenirim ben. Evet. Kendimi ben gözü kapalı emanet ettim buraya. Çok şükür faydasını gördüm. Mutluyum. Hı-hı. Yani 8 yıl kabusmuş. Keşke 8 yıl önce buraya gelebilseydim diyorum. Aynen. Tabii buraya gelirken de bu olumsuz tedavilerden dolayı bir sürü maddi manevi kayıba doğru. Bir şey vardı içinde ama ta ki sizle görüşene kadar, ta ki şöyle söyleyeyim bu içeriye girene kadar. Evet. Bu, zaten yüzünüzün ifadesi o kadar farklı ki. Çok güzeldi ya. Çok işte gerçekten. İnşallah gebelik haberlerinizi de alırız. İnşallah. Bugün ilk muayenenizi yaptık Semih Hanım. Evet. Vajinal ultrasonla baktık. Bugün bir ilki daha gerçekleştirdiniz. Üçüncü gün. Alttan ultrasona da girebildiniz. Bundan sonrası için artık inşallah çok daha güzel bir hayat bekliyor sizi. Sizin gibi referans hastalarımız, gönüllü hastalarımız sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Hatta telefonunuzu diğer hastamıza ileteceksiniz. Evet, bunun evet. için de ayrıca teşekkür ederim. Bu video kaydımızın Facebook grubumuzda ve video portallarında yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Onu onayını da alalım. Yani olmasın ki. Tabii ki. Teşekkür ederiz onun için de. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Amin. Hayat bundan sonra çok daha güzel devam edecek sizin için. Katılımınız için de sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Thank you.